Can Suyu kanalıma hoş geldiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basarak bana destek olmayı unutmayın. Sizlere bugün orkidelerimizle alakalı çok orijinal bir kürden bahsetmek istiyorum. Orkidelerimizin çok ihtiyacı olan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Fosfor kürü. Orkidelerin, tabi orkide gibi bütün çiçeklerin fosfora çok ihtiyacı var. Mesela bu şekilde çiçeklenmesi için, bitkilerin tohumlanması için, tohumlarının olması için ve orkidelerin içerisindeki şekerin mesela ve diğer minerallerin, orkidenin yapraklarına, köklerine ve çiçeklerine taşınabilmesi için ihtiyacı olan mineral fosfordur. Fosfor genel itibariyle topraklarda fosfor bulunur ama fosfor çok değişik bir mineraldir. Diğer mineraller gibi mesela potasyum gibi veyahut da kalsiyum gibi bir mineral değildir. Mesela nasıl yani? Fosfor aslında bütün topraklarda bulunur fakat diğer minerallere mesela potasyuma yapışır. Ondan dolayı da aslında topraktaki fosfor da aslında tam kullanamaz. Onun için biz belli aralıklarla orkidelerimize fosfor takviyesi yapmamız lazım. Bunu iki şekilde yapabiliriz. Ya doğal olarak yapabiliriz ya da yapay olarak yapabiliriz. Yani gübre şeklinde fosfor gübreleri de var. Onları da alabiliriz. Veyahut da yapay olarak evimizde çok değişik şeylerimizden, malzemelerden üretebiliriz. Önümüzdeki 3 hafta itibariyle size 3 çeşit veyahut da 4 çeşit fosfor gübresi nasıl hazırlanır onu söyleyeceğim. Öncelikle görüyorsunuz çiçeklerimin, orkidelerimin halini şöyle biraz da uzaktan şey yapayım. Bakın orkideleri görüyorsunuz. Ne kadar canlı çiçekli. Ne kadar böyle bol çiçekli. Ve bu çiçekler yaklaşık 2-3 aydır devam eden çiçekler. 2-3 aydır duran çiçekler. Mesela şu çiçeğim, şu orkidem normalde aldığımda şuraya kadar bir hafta aldıktan bir hafta sonra bütün çiçekleri döküldü. Ama iyi bakım sayesinde tekrar çiçekler açtı. Bakın görüyorsunuz bütün çiçekler aynı. Bütün orkidelerdeki çiçeklenmeyi görüyorsunuz. Bunlar belirli aralıklarla besin takviyesi yapmaktan da kaynaklanıyor. Sulamasına dikkat ediyoruz. Konumlandırmasına dikkat ediyoruz. Ama bunun yanında besin takviyeleri de yapılması gerekiyor. Bakın size mesela bir çiçek göstereceğim. Şu orkide göstereceğim. Bakın görüyor musunuz? Neredeyse elim kadar. Benim elim de öyle küçük değil yani. Neredeydi elim kadar. İki kez uzadı. Bakın mesela şuradan görüyorsunuz. Yine çıkacak tepesine kadar. Evet bunlar... Bazen potasyum takviyesi yapıyorum, bazen kalsiyum takviyesi yapıyorum, bazen fosfor takviyesi yapıyorum. Bunları da evdeki doğal ürünlerden yapıyorum. Evdeki doğal ürünlerden dediğim gibi size önümüzdeki 3 hafta itibariyle fosfor kürleri nasıl hazırlanır onu anlatacağım. Sonraki 3 hafta potasyum kürü nasıl hazırlanır onu anlatacağım. Sonraki 3 haftada kalsiyum kürü nasıl hazırlanır ve magnezyum kürü nasıl hazırlanır onu anlatacağım. Bugün dediğimiz gibi potasyum kürünün hazırlanmasını anlatacağım. Potasyum kürü evimizde değişik malzemelerden yapılabilir. Bunların en birincisi balığın içerisinde potasyum var. En yüksek değerde balığın içerisinde potasyum var. İkinci yüksek değer çok enteresan. İkinci yüksek değer en fazla kabak çekirdeğinin içerisinde. Özür diliyorum. Fosfor, potasyum dedim. Fosfor var. Üçüncü olarak da baklagillerde. Baklagillerin içerisinde birinci, kuru fasulyede ikinci, nohut içerisinde fosfor var. Bu şekilde çiçeklerinizin mükemmel bir şekilde canlı olmasını, uzun süre dayanmasını istiyorsanız ve çiçeklerinin bu şekilde kalıcı hale gelmesini istiyorsanız, en azından 3-4 ay olmasını, 3-4 ay devam etmesini istiyorsanız, sürekli fosfor takviyesi, sürekli dediğim yani bir ayda bir, iki ayda bir fosfor takviyesi yapmanız lazım. Bu fosfor takviyesini bugün kuru fasulyede yapacağım. Önümüzdeki hafta itibariyle kabak çekirdeğinden nasıl yapılacağını anlatacağım. Belki nohut veyahut da salatalıkta da, salatalık kabuğunda da aslında fosfor var. Onun nasıl yapıldığını anlatacağım.
Bakın görüyorsunuz şimdi şöyle size bir şey göstereyim. Geçen bir video izledim. Yaptığı besin takviyelerini gösteriyordu arkadaş. Tabii çiçeklerine bakıyorum. Çiçekler de çiçek değil yani. Solmuş çiçekleri tamamıyla. Ama görüyorsunuz çiçeklerin ne kadar canlı olduğunu görüyorsunuz yani. Müthiş. Yaprak gösteriyordu. Yaprak ne kadar geniş falan diyordu. Görüyor musunuz bakın. Bu yaprak yeni çıktı. Şu bakın hem yeni çıkan yaprağın da ucundan yeni bir yaprak çıkıyor. Bakın bunlar orkidelerin güzel beslendiğinin, güzel bakıldığının göstergesidir bakın. Arkadaşlar bakın neye diktik görüyor musunuz? Bakın şu güzelliği görebiliyor musunuz? Bütün bunların şeyi yapmış oldu yapacağınız bakım, yapacağınız güzel kürlerle alakalı. Evet arkadaşlar yine hatırlatayım. Çünkü bizim için çok önemli. Çok ciddi manada bir emek veriyoruz. Emek veriliyor. Gerçi severek yapıyoruz yani. Bu emeklerimizin karşılığını da böyle güzel orkide yapraklarıyla, güzel orkide çiçekleriyle de almıyor değiliz. Alıyoruz evet. Yine hatırlatıyorum. Lütfen videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olarak bana destek olun. Bildirim zillerini açın. Eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basarak lütfen bana destek olmayı da ihmal etmeyin, unutmayın. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi girişi çok uzun yaptım. Çünkü göstereceğim kür çok basit, kolay bir kür. Şimdi bazen şöyle eleştiriler gelebiliyor. Deniliyor ki ya işte çok işte kolay bir şey yaptınız, gösterdiniz. Çok kolay bunu herkes... Bunu önemli olan bu bilgiyi burada sunabilmek. Yani bu bilgiyi verebilmek önemli. Ve bu fikri ortaya atabilmek, bu fikri gösterebilmek önemli. Onun için yani çok şey gibi, kolay gibi gözüküyor ama önemli olan burada fikirdir. Ben size bitkilerinizle alakalı, orkidelerinizle alakalı nasıl kürler hazırlayabileceğiniz adına ve kolay nasıl kürler hazırlayabileceğiniz adına bir fikir daha göstermek istiyorum. Ve bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kuru fasulye. Kuru fasulyeyi biliyorsunuz yemek yapmadan önce bir gün önceden ıslatılır. Bazen ıslatılmayanlar da olabiliyor. Islatılır. Islatmadıysanız dahi bir gün önce kuru fasulyeyi kaynattıktan sonra suyu içindeki fosfor kesinlikle dağılmıyor. Gitmiyor bir tarafa. Veyahut da bir bozulma olmuyor. Kaynattıktan sonra suyunu alıp o suyu soğuttuktan sonra bitkilerinize kullanabilirsiniz. Bu gördüğünüz kuru fasulyeyi ben bir gün önceden ıslattım. Size göstermek için ıslattım. Ve yaklaşık şeyini içerisindeki özellikle fosforunu suya verdiğini düşünüyorum. Ve bunu süzmenize de çok gerek yok ama süzerseniz de olur. Suyunu hemen böyle bu şekilde alıyorsunuz. Koku yapar mı? Evet, hayır. Koku yapmıyor. Bu şekilde suyunu alıyorsunuz. Sonra incelterek de yapabilirsiniz. İnceltmeden de yapabilirsiniz. Alıyorsunuz. İki şekilde kullanırsınız bunu. Fosfor kürünü yapraktan verebilirsiniz. Çok rahat ve güzel bir şekilde. Bakın. Yapraktan bu şekilde. Yapraktan vermek için bir sprey yapıyoruz. Şöyle göstereyim ben size. Evet. Bakın bu şekilde. Yapraktan çok rahatlıkla çiçeklere değdirmeden yapraktan verebilirsiniz. Mesela şurada da var. Hemen göstereyim. Görüyor musunuz? Yapraktaki genişliği, güzelliği görebiliyor musunuz? Eğer bu şekilde yapraktan verirseniz şöyle arkadakine de sıkalım. Dediğimiz gibi fosforun bitkilerin çiçeklenmesinde diğer bütün minerallerin, orkidelerin bütün her tarafına taşınmasında çok ciddi etkisi var. 2 hafta üst üste
Bu fosfor kürünün nasıl hazırlanacağını göstereceğim. Yani bu şekilde uyguluyorsunuz. İncelterek de verebilirsiniz dediğim gibi. Farklı şekillerde de verebilirsiniz. Çok kolay bir kür dedim. Ama bu fikir, yani bu kuru fasulyenin içerisinde fosfor olduğunu bilmek ve özellikle ikinci ve üçüncü sırada fosfor olan, içinde çok ciddi fosfor olan gıdalardan olduğunu bilmek önemli. Önemli bir bilgi. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Orkidelerinize ayda bir bu kürü verebilirsiniz veya da 2 ayda bir verebilirsiniz. Ayda bir, haftada bir potasyum olabilir. Haftada bir, diye önümüz, ondan sonraki hafta kalsiyum olabilir. Ondan sonraki hafta yine fosfor verebilirsiniz. Magnezyum verebilirsiniz. Yani bu şekilde orkidelerinizi besleyebilirsiniz. Görüyorsunuz arkadaşlar, bakın. Size şeyi göstereyim şöyle. Bakın, çiçekteki büyüklüğü, güzelliği, genişliği görebiliyor musunuz? Harika. Yani size tavsiyem bu şekilde değişik kürlerle orkidelerinizi beslemeniz, sulamasına dikkat etmeniz, gübrelemesine bu şekilde dikkat etmeniz ve konumlamasına dikkat ederek orkideleriniz bu hale alacaktır. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın ve ailenizde, orkidelerinizle birlikte kalın.